Bu videoda aerial yani esit çember hareketini anlatacağız. Aerial'a geçmeden önce çember hareketini çok düzgün yapmanız gerekiyor. Eğer harekette ufak tefek kusurlar varsa, hareketi yavaş yapıyorsanız başta çemberi düzeltin. Ondan sonra diğer basamaklara geçeceğiz. Örnek olarak çemberi yaparken bacaklarınız kırık oluyorsa, yani bu tarz bir çember atıyorsanız başta bunu düzeltin. Çemberiniz çok düzgün olsun. Aerial'a uyarlayacağımız çemberin bu şekilde olması gerekiyor. Yani arkamıza bakarak inmemiz gerekiyor. Çemberi bu şekilde değil, arkamıza bakarak inecek şekilde alışmamız gerekiyor. Yani aerial'a atarken çember yönümüz bu şekilde oluyor. Yana bakarak inmiyoruz, arkamıza bakarak iniyoruz. Aerial hareketine çalışırken olabildiğince yumuşak bir zemin seçin. Yani direkt hareketi betonda denemeyin. Yumuşak bir çim, yumuşak bir kuma doğru hareketi yaparsanız bizim için daha sağlıklı olur. Söylediğimiz gibi aerial'a geçmeden önce muazzam bir çember atmamız gerekiyor. Çemberimiz çok düzgünse bir de bu hareketi daha rahat ve daha estetik göstermek için bacağımızın esnek olması gerekiyor. Çünkü aerial'a girerken hareket boyunca ve hareketin girişinde bacağımızı açıyoruz. O yüzden bacağınız biraz olsun esnek olursa bu hareketi size çok daha fazla fayda sağlar. Ama bacağınız esnek değilse de yine de hareketi yapabilirsiniz. Ama esnek olursa yapmanız daha kolay olur. Çemberimizi hızlandırmaya çalışıyoruz. Başta adımımızı atıyoruz ve hızlı bir çember atıyoruz. Şimdi size aerial'ın adımlamasını göstereceğim. Çembere hangi yönden giriyorsak bu şekilde bir adımlama yapıyoruz. Örneğin koştuk, hızımızı aldık. Ayağımız geldiğinde bu bacağımızı kaldırıyoruz ve böyle bir sekiş yapıp giriyoruz. Bir daha gösteriyorum. Bunu yaparken bu şekilde hızlanmaya çalışın. Şimdi tek el yapıyoruz. Hangi ayağımız öndeyse sadece o elimizi koyup hareketi yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken elimizi koyduk, zıpladık. Bu ayağımız maksimum derecede geriye kalktığında harekete giriyoruz ve bu şekildeyken elimizi bırakıp hareketi tamamlamaya çalışıyoruz. Yani hareketin ortasında elinizi ittirip bırakın ve biraz dönüşe alışmaya başlayın. Şimdi buna gerçekten alıştıysanız daha çok yükseltmeye çalışın kendinizi. Gördüğünüz gibi elimi koyduktan sonra arka bacağımı olabildiğince güçlü savuruyorum. Ve buradaki ayağımı zıpladıktan sonra bu elimde kendimi ufak bir şekilde zıplatıyorum ve elimi bırakıyorum. Şimdi hangi ayağımız öndeyse bu sefer ters elimizi koyuyoruz sadece. Aerial'ı deniyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu sefer sağ ayağım öndeyse sağ elimi değil sol elimi koyuyorum. Yani hareketi yine tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi bunu defalarca yapacaksınız. Belki bir hafta, belki iki hafta yapmanız gerekecek. Önemli olan buna gerçekten hızlı girmeyi denemeniz. Yani bu adımlamayı olabildiğince hızlı yapın. Ve çembere inanılmaz bir güçle girmeye çalışın. Harekete girerken ellerimizi kaldırıyoruz ve arka bacağımızı maksimum derecede esnetiyoruz. Ondan sonra ellerimizi koymamaya çalışıyoruz. Bunu olabildiğince fazla deniyoruz. Zaten gerçekten alışırsanız ve kendinize güveniniz gelirse ellerinizi artık hiç koymamaya çalışıyorsunuz. Hareket boyunca zaten yeri izliyorum. Eğer kendimi tehlikede hissedersem ellerimi uzatabilirim. Ama hareketi doğru yapmamız için kollarımızı kaldırıp beklememiz gerekiyor ve ayaklarımızı olabildiğince hızlı şekilde yere çekmemiz gerekiyor. Bunlar hareketin basamaklamasıydı. Şimdi biraz daha teknik olarak açıklayalım. Giriş adımlaması. Adımımızı öne uzattık. Bu şekilde bir sekiş yapıyoruz. Ondan sonra çembere çok öne doğru uzanmıyoruz. Hareketi biraz daha olduğumuz yerde hızlıca tamamlamaya çalışıyoruz. Ellerimizi yerden uzatırken arka ayağımızı kaldırıp ellerimizi çekiyoruz, yeri izliyoruz ve bu şekilde inmeye çalışıyoruz. Hareketi yaparken yan inmemeye çalışın. Hareket sırasında yerde bir noktaya kilitleniyoruz ve hareket boyunca onu izliyoruz. O yüzden bu şekilde arkamıza bakacak şekilde daha rahat inebiliyoruz. Aerial'ı böyle bir basamağa basarak daha rahat yapabiliriz.
Basamak çok yüksek olursa bizim için sıkıntı olur. Ama kendimizi yükseltebilecek uygun bir basamak bulursak aynı şekilde çember atıyoruz. Şimdi bunu daha güçlü yapmaya çalışıyoruz. Çok uzağa inmeden daha olduğumuz yerde yapmaya çalışıyoruz ve ellerimizi geç koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hareket neredeyse oluyordu. Ellerimi koymazsam ve bacağımı daha güçlü savurursam hareket olabilir. Bu şekilde bir basamakta yaparsanız hareketi daha kolay yapabilirsiniz. Ama burada yapmaya başladığınızda mutlaka hareketi düz zeminde de deneyin. Çünkü düz zeminden girmesi daha zor. Bir basamakta alışırsanız hareketi düz zemine taşımanız biraz daha zor olur. O yüzden ikisini de bir arada çalışmaya çalışın. Aerial hareketini de bu şekilde anlatmış olduk. Önemli olan sabırlı olmanız ve hareketi ağırdan almanız. Yani temel basamakları çok iyi uygulayın. Çember hareketiniz düzgün olsun. Çemberi hızlı yapmaya çalışın. Sonra elinizi geç koymaya çalışın. Bu şekilde basamakları yaparsanız hareketi öğrenirsiniz. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu sevdiyseniz videoyu beğenip yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız benim için çok hoş olur. Başka tutorial'larda görüşmek üzere.